yaptığın ekmeği anlatır mısın anneciğim? Burada un katıyoruz. Mısırdaş un katıyoruz. Beyaz un katıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Ekmeğimize hazır oluyor. Şu ekmeğin yapımını bir anlatır mısın? Buğday unu, mısır unu, ekşi mayayla yoğuruyoruz. Sonra dinlendiriyoruz mayalansın diye. Bekletiyoruz. Sonra onları böyle tabaklara bölüp yatırıyoruz. Tamam. Şimdi o bir. Beyaz un, mısır unu, tuz, bir de ekşi mayamızı koyarak hamuruyoruz. Ekmeğin güzel olması yoğurulmasından güzel gelir. Hamur ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel ekmeğin olur. Buyur. Baklava yapıyorum. Yaptığın baklava ne baklavası? Köy baklavası. Köy baklavası. Dilim dilim mi yoksa saraylı mı? Dilim dilim baklava. Saraylı da var ama saraylı biraz sonra yapacağız. Şimdi baklavamızı yapıyoruz önce. Bunu kendi şekerimizle yapıyoruz. Glikoz falan yok içinde. Biraz önce yaptığım baklavanın üstüne şimdi şerbetini katıyoruz. Tereyağınla. Zeytinyağı kullanıyoruz sürekli. Şerbetimizi
Şerbet diyoruz. Bitti. Bu da saraylımız. Muğla saraylısı. Muğla'ya özel bir şeyi var bunun. Hikayesi de var aslında. Hikayesini şu anda büyüklerimizden dinlemek isteriz daha doğrusu. Bunu da şerbet diyoruz. Kendi kaynattığımız şerbetimiz ne? Şekerimiz ne? Bu da cevizli midye tatlımız. Bunu da aynı şekilde şerbetliyorum. Bu da dondurmayla çok güzel olan bir tatlımız. Bu çok güzel. Bu ekmeği sorar mısın? Bu tava ekmeği diyoruz biz. Fırında pişiriyoruz. Mayalı, ekşi mayalı. Şimdi fırına götürüyorum. Bu bizim kahvaltımız, üç yapraklı yoncaların. Her burası bizim yöresel hazırladığımız köy kahvaltı soframız. Bu kızartma soslu melemenimiz, patates kızartmamız, domatesimiz, salçalı sosumuz, kaymaklı yumurtamız, semizotumuz bahçeden, maydanozumuz, dereotumuz. Peynirlerimiz, çeşitlerimiz kendimiz yapıyoruz. Bu acı sosumuz, turşumuz. Bu üç çeşit zeytinimiz kendimiz yapıyoruz. Reçellerimiz de hepsini kendimiz yaptık. Çilek, üzüm, karadut, kayısı, gözlememiz, bazlamamız.